Evet efendim, programımıza kaldığımız yerden canlı yayına devam ediyoruz ve konuğum operatör doktor Sayın Fatih Kırar. Operatör ne demek? Operatör ameliyat yapan hekimlere deniyor operatör diye. Dolayısıyla ameliyat yapan, çünkü bir hekim, çünkü beyin sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı, cerrah yani. Ama bu kadar eğitim aldıktan sonra mümkün mertebe cerrahiden uzaklaşmak istiyor. Bel ve boyun fıtıklarında bu sorunlarda. Nedenini kendisinden öğreneceğiz. Çünkü diyorum ya, dünya tıbbı artık 21. yüzyılda bu oldu. 22. yüzyılda, hatta 21. yüzyılın içinde de artık dünya buna gidecek. Çok doğal tedavilere gidecek. Ameliyatlar artık yavaş yavaş terk edilecek. İşte bütün bu detayları öğreneceğiz. Eğer size de ameliyat teşhisi konduysa, %100 ameliyatlık dendiyse, sadece bir doktor değil, iki doktor, üç doktor aynı şeyi söylüyorsa, Fatih Hoca'yı bir dinleyelim. Ondan sonra yine kendi kararımızı kendimiz vereceğiz. Bakın, karar yine sizin, hastanındır. Sorumluluklarınızı alın. Yani hiçbir tedavi, bunu da söylüyorum, %100 değildir. Bakın, tıbbın herhangi bir alanında, herhangi bir alanında %100 değildir. Dolayısıyla lütfen bu kulakla dinleyin. İstatistikler, bilimsel olarak istatistikler konuşur. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür nasılsınız? Teşekkür ediyorum sevgili Emel. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Davetimi kırmayıp geliyorsunuz. Bizleri aydınlatıyorsunuz efendim. Şimdi hocam, ameliyatsız yöntemleri konuştuğumuz zaman ben görüyorum. Siz konuşmaya başlayınca da aynı zamanda sosyal medyada da bu... Evet. Reklamlar, tanıtımlar da görüyorum ve evet, çoğu da böyle ehil olmayan insanlar, hekim evet, bile maalesef, değiller. Maalesef. Dolayısıyla biz şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diyorlar. Evet. Bu tedavileri nasıl söylesem, tedavinin neresinde ve nasıl uygulamak lazım? Neden bunları bir hekim uygulamalı? Evet, bravo. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ekran başında gerçekten bel ve boyun fıtığıyla muzdarip dünyanın her yerinde bir sürü insanımız var. Her biri bir arayış içerisinde. Öncelikle hemen şunu ifade etmemde fayda var. Korku ve ümitsizlik insanı öldürür. Bakın, hastalık öldürmez. Korku ve ümitsizlik öldürür. Bir. İkincisi, cesaret ve ümit insanı diriltir. Ve bizler hekim olarak aldığımız eğitimin gereği durmadan, usanmadan, yılmadan çoluğumuzu, çocuğumuzu, ailemizi, sosyal hayatımızı, her şeyimizi bir kenara bırakarak, ihmal ederek geleceğin bilimini, irfanını, sağlıkla ilgili, kendi alanımızla ilgili geleceğin kodlarını okumaya çalışıyoruz. Bu tabii herkesin aslında yapacağı şey değil. Yani 10 yıldır aynı işi yapan, 20 yıldır aynı işi yapan hekimler de var. Hı hı. Ama bu demek değildir ki 20 yıldır dünya duruyor aynı yerinde. Hayır, böyle bir şey yok. 20 yıldır dünya gelişiyor, 10 yıldır dünya gelişiyor. Bir 10 yıl önceki dönemle şimdiki dönemler arasında binler, yani inanılmaz derecede fark var. Ben ilk mesleğe başladığım dönemde bizim yaptığımız bel fıtığı ameliyatları 10 santim yarıkla yapılıyordu. Yani bildiğin 10 santim neşteri vuruyorduk. O ya zaman 10 santim derine mi gitmek? Hayır, kocaman ya şey, bir cilt yarığı. Yüzeyde de öyle. Kocaman, bir de derine de gidiyor tabii, yani. Tabii, kocaman bir yarık açıyorsunuz. Şu kadar yani, tabii 10 santim. Küçücük bir yere ulaşmak için son dönemleri lup dediğimiz gözlükler vardı. O gözlüklerle ulaşmaya, görmeye çalışıyorduk yani. Şimdi mikro cerrahi girdi 15 yıldır. Mikro cerrahi o bölgeyi kat kat büyütüyor. Evet, böyle saç teli kadar sinirler değil mi? Parmak evet, kadar oluyor parmak neredeyse. Parmak kadar oluyor. 40 kat büyütüyor orayı ve artık nereye dokunduğumuzu, nasıl dokunduğumuzu görüyoruz. Şimdi endo cerrahi gibi dediğimiz daha böyle noktasal cerrahi yöntemler, yine orayı alarak tedavi edilen yöntemler var. Ama şimdi insanlık düşünüyor sevgili Emel. Tarih düşünüyor, insanlık düşünüyor. Biz aynı işi yapmak marifet değildir. 10 yıl önceki aynı işi yapmak marifet değildir. Üstüne koymak değil mi hocam? Üstüne yani koymak değil, dünyayı yakalamak, dünyadan önce düşünmek marifettir. Tabii. Şimdi aynen, dünya düşünüyor, insanlık durmuyor. Bakın teknoloji nerelere geldi, ya, neler olacak? Yani neler olacak? Bunları biz kestirmekte ben 5 yıl sonra neler, nasıl bir hizmet sunacağımı, dünyada nasıl bir sağlık olduğunu tahmin edemiyorum. İnanılmaz hızlı bir şekilde. Mesela daha yeni okudum, daha çok yeni okudum. Şu an robotik yöntemle, önceden mesela robotik cerrahi olarak
üroloji branşı mesela çok ileridir. Evet evet, üroloji yani bu konuda çok, çok ileridir. İyi. Evet, ama beyin gidiyor. Cerrahisi, omurga cerrahisi ileri derecede değildir. Ortopedi de mesela diz ameliyatlarını artık robotik boyutlarda yapmaya başladı. Ne güzel. Tabii bunları herkes takip ediyordur. Ama ben kendi branşımı söyleyeceğim. Yani şu an test edilme aşamasında robotik olarak omurga ameliyatlarının hiç cerrahın eli değmeden yapılabilecek şu an yaklaşık 200 tane vaka yapılmış durumda. Bakın yapıldı. Dünya, 200 vaka. Evet. Dünya yani yüzünde. İsmini vermeyeyim, reklam olmasın, yapılmış durumda. Tabii tabii. Şimdi bu daha da ileriye gidecek noktayla girerek yapıyorlar. Bakın bunları ben takip ediyorum. Edeceğim. Bu benim işim çünkü. Anlatabiliyor muyum? Tabii tabii. Yani ben yanlış anlamayın. Ekran başındaki herkese sesleniyorum. Yani belediyenin duvarına numarasını yazmış insanlara güveniyorlar. Ülkenin beyin cerrahı yıllarını vermiş ve hala gecesi gündüzüne saat 10'da gece evine giren adama acaba diyorlar. Ya ben de hadi oradan diyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani cahillik böyle bir şey. Cahillik böyle bir şey. O açıdan biz şu gösterdiğimiz, şu an yaptığımız yöntem. Ben bundan 5 yıl önce ayda 50-60 ameliyat yapıyordum. Yapıyordum. Hı-hı. Ama şu an niye yapayım? İşte örnek mesela İsviçre'den gelen hasta. Şimdi onu izleyeceğiz. Hemen, evet. Siz bir bahsedin önceden, sonrasında izleyelim evet. Hocam. Çünkü görüntü hazır şu anda. Evet. Siz bahsedin, ne durumda gelmişti İsviçre'den gelen hanımefendi? Yaklaşık 50 yaşlarında bir bayan. Çocukları da mühendisti, beraber geldiler. Ciddi anlamda sağ bacağında 5-6 aydır ağır bir ağrısı var. Ve hizmet sektöründe çalışıyor orada. Yani ağır bir iş ortamı. Dolayısıyla artık işini yapamaz, işine gidemez, ağrılardan uyuyamaz ve günlük yaşantısını değil aile hayatını bile torunlarını eline alamaz vaziyete gelmiş durumda. Ve karşıma geldiğinde ağır bir ızdırabı vardı, ağlamaklıydı. Ve yaşadığı ızdırabı bütün ailecek gelmişler. Yani nasıl kurtarabiliriz? Ve İsviçre'de kaç doktora gittilerse İsviçre'de ameliyat denilmiş. Bel fıtığından, hatta bana geleceklerini söylediklerinde bu nasıl ameliyatsız nasıl tedavi edilecek diye oradaki doktor arkadaş da bana mektup yazmış. Nasıl bir şey uygulayacaksınız? Ne yapacak? Yani biz merak ediyoruz bu nasıl oluyor diye. Onlar da inanamıyor. Aynen, mektup yazmışlar. Sonuçlarını da merak ediyorlar. Sonuçlarını da MR sonuçları. Bakın dünyada yaptığı işi objektif bir şekilde. Şimdi ağrı insana göre değişir. Sana göre, bana göre. Ama MR değişmez. Objektif bir şekilde... Öncesi ve sonrası, 3 ay sonrası, 6 ay sonrası. Yani tarafsız ve delillere net, dayanarak demek ortaya istiyor. Ortaya koyan ikinci bir adam yok. Bu iddia, bu cesarettir bu. Yoktur yani. Yani ameliyat bile etsen ameliyat sonrası MR'ın şu. Yani şöyle bir fıtığım buydu, bu oldu. Örnek veriyorum. Biz bunu net bir şekilde hem hastanın önüne koyuyoruz hem de ölçüyoruz. Matematiksel ölçümler yapıyorum yani. Anlatabiliyor muyum? İşin içinde matematik var. Şaşma imkanı yok. Mesela gelmişti hastamız. Kendisi çok güzel bir şekilde anlatıyor. O zaman bir izleyelim hocam. Evet. Ekrana verelim lütfen. İsmim Zübeyde Tetik. İsviçre'den geliyorum. Hastanelere gittim. Ameliyat dediler bana. Bu belle ilgili özel hastaneler. 2 tane hastanenin ikisi de ameliyat dedi. En son 6. ayın 7'sinde ameliyat tarihi aldım. Yani bir hafta kalmıştı ameliyatıma. Tesadüfen otururken Fatih Kırar'ı gördüm. Ameliyatsız tedavi işlem yapıyordu. Beyimi geldi, beyimle konuştuk. Hemen buraya Türkiye'ye telefon ettik. MR'ları gönderdik. Doktor bey bize dedi ameliyatsız yapabilirim, gelin görelim dedik. İşte biz de hastanedeki ameliyatları, tarihlerini erteledik. Hani çalıştığım iş yerleri konuştuk. Bir hafta içinde buraya geldik. 6. ayın 4'ünde tedavi gördüm, işlem gördüm. Tabii ağrılarım oldu ama 7. ayda ağrılarım azaldı, yürüyebiliyorum. 55 bel fıtığım vardı. Ağrılarım bayağı vardı, sol bacağıma vuruyordu, ayaklarımda uyuşma vardı. Eğilemiyordum, yatamıyordum, dönemiyordum. Bayağı ağrım çoktu sol bacağımda. Fatih Kırar'da tedavi gördüm, şu anda iyiyim. Sadece yanmalar, sızlamalar var. O da fazla oturduğum zaman batmalar var belimde. Şu anda iyiyim, durumum iyi yani. 3 ay sonra bir daha geleceğiz kontrola. Bu 3 aylık kontroldu. 6 ay kontrola bir daha geleceğiz. Evet, geçmiş olsun gerçekten evet. Hanımefendiyi evet. İzledik. Sol şimdi, bacağında ağrısı. Bakın burada MR'ı, hemen MR değerlendirmesi yapalım. Bakın bize geldiğinde...
kocaman bir fıtığı var sevgili Emin. Şu fıtık mı hocam? Şu kanal. Tamamen kanalın kendisi. Hı-hı. Şu gördüğümüz. Bu biz sağ tarafa üstten bakıyoruz, yukarıdan yani bakıyoruz. Şu aynen. Omurga dilimlenmiş şekilde bakıyoruz. Aynen. Bakın yani daha şöyle bakıyoruz yani. Evet. Bir dakika. Evet. Şöyle. Yukarıdan bakıyoruz. Değil mi? Aynen böyle öyle. Böyle bakıyoruz. Aynen öyle. Hı-hı. Şimdi burada yukarıdan baktığımız zaman sinirimiz buradan geçiyor. Bakın. Sinirimiz şu. Yani. Aynen şu öyle. Bravo. Şu yakından alırsa arkadaşlar. Sinirimiz bu. Şu. Hocanın ve dikkat gösterdi. Ederseniz sağlı sollu küçük küçük dallar veriyor. Evet, bakın şunlar. Küçük küçük. Bu sol tarafa verdiği dal. Bunlar zaten bacaklara falan gidenler değil bravo mi hocam? Bu da sağ tarafa verdiği dal. Bakın sağ tarafa verdiği dalı çok net görüyorsunuz. Kanalı açık. Evet, rahat. Bakın, şu genişliğe bakarsınız çok rahat. Ama sol taraf tamamen tıkalı. Hı hı. Görüyorsunuz değil mi? Şu bası tamamen yapmış yani. Tabii. Kocaman yani bir fıtığı var. Çok büyük bir fıtık bu. Yani %100 ameliyat diyeceğimiz boyutlarda bir fıtık ki herkes ameliyat demiş. Bizler ameliyatsız işlemini yaptık 15 dakika. Yani lokal anestezi, ağrı yok, acı yok, genel anestezi yok. Ya uyanık aslında. Uyanık yani sadece hasta. Orası uyuşturuluyor aynen değil öyle mi? Yani neşterle girdiğimiz yere özel iğnelerimizle girip orada gerekli işlemlerimizi gerçekle ağrı tedavisi değil ama bu bakın yanlış anlamayın evet. Ağrı merkezine gittim ya da ağrı merkezleri var bir sürü şeyler bu değil yani ağrı, algoloji değil bu ağrı, ağrı değil. Ağrınızı alır net söylüyorum ağrınızı alır 3 ay sonra bir daha başlayacak yani şöyle bu mi konu, ağrı tedavilerinde fıtık yerinde durur ama ağrı geçer sonrasında tabii adı belli durum zaten böyle olduğu için ağrı tekrarlayabilir ağrı devam edecektir o açıdan tekrar. Mesele ağrıyı çözmek değil mesele fıtığı yok etmek konu bu. Dolayısıyla bakın işlemleri yapmışız. Yaklaşık 3 ay sonraki MR'ını gösteriyorum. Nerede fıtık burada? Bakın kaybolmuş, yok olmuş. İsviçre'deki doktora gönderdik. Ben plaket yapacağım o doktora diye. Bana tekrar mesaj yazmış. Yani şuna İsviçre'deki doktor bile şok olmuş durumda. Evet, şok olacak bir tonu. Ben artık bunları ameliyatla yapıyordum. Şimdi teknoloji, tecrübe, bilgi gelişti. Efendim robotik yaklaşımlarımızla, lazerle ve kendi uyguladığımız özel tekniklerle bakın fıtık yok olmuş. Şimdi bu hasta ameliyat mı olsaydı? Peki hocam şurada merak ediyorum. Şimdi bu fıtıkta ameliyat tamam yapılmıyor ama orası yani bir şekilde İçeri mi giriyor? Yani şunu demek evet istiyorum. Bak göstereyim evet hocam. Çok seviyorum bunu. Bak fıtık çıktı. Onu senin için getirdim. O çok sağ ol. Evet, bak o fıtık işte. Fıtık çıktı. Mesela bu fıtık yerine mi giriyor? Evet. Bravo. Bu fıtık buradan koparılıp alınıyor mu? Bravo. Regresyon diyoruz biz buna. Regresyon. Regresyon. Yani geri çekilme. Yani böyle. Geldiği yere geri gitme. Vücut zaten bunu istiyor. Sinirler vücudun cumhurbaşkanıdır. Yani vücut sinirleri korur. Vücut sinirleri muhafaza eder. O burada bir rahatsızlığı yaşarken tüm vücut ayakta. Dolayısıyla onun geri gitmesi için zaten mücadele başlamış durumda. Biz sadece yaptığımız bu özel tekniklerle onun vücudun doğal mücadelesine güç katıyoruz, hız katıyoruz. Daha hızlı gerçekleşmesini, siniri vücudun daha hızlı rahat bırakmasını. Çünkü fıtık dediğin şey vücudun doğal yapısı aslında. Hı hı. Yani dışarıdan bir şey gelip de siniri rahatsız etmiş değil. Sıkıştırmıyor zaten. Vücudun evet kendi doğal yapısı. Vücut kendini tamir etme mekanizmaları var. İlahi kudret böyle yaratmış. Allah öyle yaratmış. Yani vücudun çok güçlü mekanizmaları var. Mesela kanser diyoruz aslında bizim hücrelerimiz gün içerisinde bir sürü kanserojen madde üretiyor genetik olarak. Ama onların hepsi vücut içerisinde yok ediliyor. Ama immün sistem, bağışıklık sistemin, vücudun savunma mekanizmaları yeterince güçlü olmadığı zaman işte radyasyondu, şuydu, buydu ya da baş edemeyecekleri bir kanserojen maddeyle karşılaştıkları zaman olay kansere doğru gidiyor. Halbuki zaman içerisinde, gün içerisinde anormal ve sorunlu, problemli durumlarla vücut zaten sürekli karşılaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla burada vücudun bir tedavi mekanizmaları var. Bizlerin yaptığı bu mekanizmaları öğrenmek, bilmek, önce vücudu tanımak, anlatabiliyor muyum? Her şey müdahale etmek değil. Her şey girip onu almak, yok etmek değil. Anlatabiliyor muyum? Nedir? Doğasında olayı, mecrasında seyrettirmek. Hı hı. Dolayısıyla yani bir şey kaybettirmeden, bir doku kaybettirmeden. Evet. Değil mi? En önemli nokta bu. Aynen. Yani. Ha mücadele. Çünkü ameliyatta bir doku evet alınıyor mecburen. Öyle değil mi? Ben yanlış mı biliyorum? Aynen öyle. Ameliyatta giriyorsun, onu alıyorsun. Hı hı. Yani onu ne zaman yapacaksın? Bu yöntemlerle vücudun kendi gücünü yitirdiği, mücadele sonrası gerçekten onunla baş edemez vaziyete geldiğini bildiğimiz noktada tabii ki girip biz de alacağız. Ama bunun için önümüzde çok şansımız var, çok yöntemlerimiz var.
Yani 9 çeşit ayrı ayrı yöntemimiz var. Bunların hepsi bu bahsettiğim gibi fıtığın kuruması için, fıtığın geri çekilmesi için, regresyon dediğimiz fıtığın geldiği yere geri gitmesi ve siniri rahat bırakması için kullandığımız yöntemler. Hocam şunu sormak istiyorum. Şimdi son 5 dakika, yani siz bir bilim insanı olarak gerçekten evet, değer de veriyorum. Hani hocamızla ben normalde de normal hayatta da yani program dışında da konuştuğumuz zaman bilimsel konularda bayağı bir sohbet ediyoruz. Şunu soruyorum hocaya. Şimdi soracağım evet, hocam. Tabii. Bir ameliyat yaptığınızda ameliyatla bu tedaviyi, ameliyatsız tedaviyi karşılaştırmanızı evet, isteyeceğim. Ameliyat yaptığınızda bir hastaya %100 iyileşirsin diyebilir miyiz? Bu tedaviyi yaptığımızda hastaya %100 iyileşirsin diyebilir miyiz? Asla. Hiçbirinde hiçbir kimse söylemez. Zaten birisi sana %100 iyileşiyorsunuz, bunu yapacağız, %100 her ameliyatta şey... Ameliyatta da bunu söyleyemiyoruz. Kimse mu? Söyleyen yalan söylüyordur. Yani kim söylüyorsa zaten o şarlatandır. Yani kim ağzından çıkıp ben şunu yapacağım, %100 sonuç alacağız diyorsa hiçbir hekim bunu yapmaz. Yani öyle bir şey olsa zaten ne komplikasyon olur, ne şey, ameliyatını yaparsan herkes iyi olur. Böyle bir şey olur mu? Tabii, o zaman ben, bir sürü mesaj geliyor. Ameliyat oldum, yüzüm gülmüyor diyen de var. Bir sürü. Bu tedaviyi oldum, yüzüm gülmüyor diyen de var. Aynen öyle. Yani bu şimdi şifa nerede saklı ki bilinmez. Mesele şudur. Mesele doğru yerde doğru tedavi yöntemlerini kullanmak. Sonuç elde edilemiyorsa bir üst basamağa geçmek. Sonuç elde edilemiyorsa bir üst basamağa. Mesela benim de yani tedavi edemediğim hasta yok mu? Var. Diyorum net bir şekilde ortaya koyuyorum. MR'larımla ortaya koyuyorum başarımı. Çünkü bilim adamı bunu %85 söyler zaten. %85 hasta ameliyat düzeyinde hastanın 10'da 8'ini ben ameliyattan kurtarmışım. Hala da kurtarmaya devam ediyorum. Yani 10 hastadan 8 tanesi oh şükür rahatım, evet, iyiyim. Bunlar ameliyat denilmiş gerçekten. Hı-hı. Ameliyat denilmiş hastalar. Kurtardık. Yani biz her gün bunun mutluluğunu yaşıyoruz kliniğimizde. Beraberinde kurtaramadığımız hasta. Şimdi diyorsun ki bakın bunlar yapabileceğin son yöntemler. Artık fizik tedavi olmuşsun, başka şeyler olmuş, şu bu olmuş. Ameliyata giderken son virajda biz seni kurtarmak için mücadele yaptık. Ondan sonra ama olmadı. Olabilir. Dediğim gibi %10, %15 mutlaka başarısız durumlarımız da var. Bu sefer yani küçük bir mikro cerrahi yöntemle bunu yapmak zorundayız. Çünkü fıtığın kemikleşmiş... Eğer bunda yüzü gülmezse yani yine de ben cerrahi yaparım. O ayrı bir dava diyorsun. Gerektiğinde, gerektiğinde tabii ki yapıyorum. Yani yüzü gülmedi, olmadı, geçmedi. Elimden geleni yaptım ama küçülmedi, yerine girmedi. Şimdi, dediğimiz zaman ameliyat yine şans var. Fizik tedavini yapamadığını, bu 9 tane yöntemle ameliyattan önce bizim yapamadığımızı en son çaresiz ameliyata gittiğimizde efendim başarılı olacağımız bir hasta dönüyor. Diyor ki hocam bir sülük mü yapsam? Gidiyor başka arayışlara giriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani işte cehalet ameliyattan kaçındığı için. Hah. Bakın korku öldürür insan. Sürünüyor. Sonra 2 yıl sonra geliyor karşıma daha ağır bir vaziyette. Bu sefer ayakları yürüyemez. Efendim idrarını tutamaz. Ağır vaziyette geliyor. Onun için bir mutlaka erken teşhis. Erken teşhiste ameliyata gitmeden çok rahat bir şekilde kurtarıyoruz. 2 ne söyleniyorsa gerçekten doğru ve başarılı bir tecrübeli bir hekimin söylediğine itimat etmek. Yerine getirmek. Bir şey diyorsun, adam kaçacak yerler arıyor. Korkuyor vesaire. Zaten ben ameliyat diyorsam o %100 ameliyattır. Onun başka kaçacak bir şey yok. Zaten size gelene kadar insanlar artık birden fazla doktora danışıyor. Ona evet, danışıyor, buna danışıyor falan yani. Geliyor öyle, mesela ameliyatsız tedavi için geliyor. Evet. Bir muayene ediyorum, tamam mı? Arkadaş ben sana ameliyatsız tedavi yaparsam bir ümitlerini yitiririm. 2 sana gereksiz bir ümit veririm. 3 başarılı olamayız, vakit kaybettiririm. Bunları söylüyorum. Tabii yani vakit sana, kaybı, para kaybı, an, her şeyin kaybı. Aynen yani sana şu an ameliyat yapmak zorundayız. Tabii muayenesine, MR'ına, hastanın bütün o değerlendirme sonrası. Eğer gerçekten ameliyat gerekiyorsa ama ben kolay ameliyat kararı veren birisi değilim. Yani 100 hastadan ancak bir tanesi, iki tanesi böyle. Dolayısıyla ameliyat denilmiş, ameliyat kararları alınmış birçok hastayı... Yani benim hedefim zaten diyorsunuz ki zaten bu şekilde kurtarmak. Ama kurtaramadığımızda evet, olunca mecbur ameliyata da gidiyor. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Ameliyatta da sonuç sizin için demiyorum hocam. Bütün branşlardaki ameliyatlar için diyorum. %100 müdür? Evet, soru değil, işareti. Ama şunu söylüyorum. Bize güvenen yolda kalmaz. Ameliyatsız ya da ameliyatlı.
ben sağlığına kavuştururum bir şekilde. Ama bir şekilde inanacaksın ve yola gireceksin. Yani bu yöntemin başarısı olmadı, ameliyatın başarısı olur. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Ameliyatın başarısı olmamış bir yerlerde bu yöntemlerin başarısı olur. Yani ameliyat, özür dilerim sözünüzü böldüm. Evet. Bir dakikada şunu da sormak istiyorum. Çünkü çok fazla mesaj var. Ameliyat oldum. Evet. Yani çeşitli yerlerde Türkiye'nin, hatta yurt dışına çeşitli yerlerde ameliyat olmuşlar. Ama yüzleri gülmemiş ya da tekrarlamış sıkıntıları. Evet. Bunlardan faydalanabilirler tabii mi? Tabii ki, kesinlikle. Yani nüksetmiş, ameliyatı nüksetmiş hastalarımız var. Bunları yapıyoruz ve ameliyattan kurtuluyor. Vidalı ameliyat önerilmiş, tekrar üçüncü, dördüncü. Bunlardan yapıyoruz, kurtardığımız hastalarımız var. Dolayısıyla yani olaya bir konsept olarak bakmak lazım. Bir hekim olarak en basit ve en etkili yöntemi hastaya sunmak lazım. Ve o yöntemin takiplerini dikkatli bir şekilde yapmak lazım. Sonuçlarını iyi olana kadar, hasta iyi olana kadar önüne tedavi yöntemlerini koyabilmek lazım. Yani fıtığı kurutana kadar, hastanı kurtarana kadar biz mücadele ediyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bizim mücadelemize güvensinler. Sağ olun. Vakit ayırdığınız ve bizleri aydınlattığınız için, davetimi de kırmadığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte ben Emel Anerak'tan değerli hekimlerle karşınızda olacağız. Hepinize gönülden sevgiler.